From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager. Every hero and coward. Every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant. Every young couple in love. Every mother and father. Hopeful child. Inventor and explorer. Every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there, on the moat of dust, suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage, in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood Spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known the pale blue dot. Merhaba arkadaşlar, bugün 11 Aralık 2016. Neredeyse bir yılı geride bırakacağız, 2016 yılını geride bırakacağız. Ama bu yıl bizim için adeta felaket oldu. Bu yıl e, kesinlikle yılbaşını kutlamayın. Yani bunu hak etmiyoruz. Neyini kutlayacaksınız? Ve hayatımın en acı, en istemeyi istemeyi, ama içimdekileri de anlatamazsam rahat edemeyeceğim için. İstemi isteme bu kaydı alıyorum arkadaşlar. Sadece doğaçlama. İçimdekileri dökeceğim. Planlı bir konuşma değil. Ne diyeceğimi biliyorum. Ama hangi sırayla diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok sinirliyim. Niye sinirli olduğumu zaten tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü ülkeme bakıyorum. Güzel ülkeme bakıyorum. Gerçekten cennet gibi olan ülkeme bakıyorum. Biz bunları hak etmiyoruz diyorum. Biz bu duruma düşmeyi hak etmiyoruz. Öfkeliyim. Sinirliyim. Ama şöyle bir gerçek var. Listeden bakmam lazım. Bir yıl boyunca olan bombalı eylemler. Yani çok iyi bir durumda değiliz bunu biliyorsunuz. 5 Haziran, 20 Temmuz, 10 Ekim. Yaklaşık 20'ye yakın bombalı saldırı. Böyle bir durumu kim hak eder tabii ki? Yani bunu diyebilirsiniz. Hani biz hak etmiyoruz da birileri hak ediyor mu? Kimse hak etmiyor ama. şöyle düşündüğüm zaman arkadaşlar. Bundan, e, yani lise fotoğraflarıma bakıyordum geçen gün. Ya, ne kadar mutluymuşuz dedim, ne kadar huzurluymuşuz dedim. Gerçekten o zamanlar daha sanki iyiydik. Belki o zamanlar çocuktuk. Ülke kötüydü ama biz fark etmiyorduk, o da olabilir. Şimdi bilemiyorum. Eskiden Norveç gibi bir ülke değildik. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Normal şartlar altında, normal şartlar altında, normal bir ülkede, normal bir vatandaş, normal vatandaşın olduğu bir ülkede, ülkede bir terör eylemi olduğu zaman... O yaptı, bu yaptı önemli değil. Eylem önemli sonuçta. İnsanlar bir araya gelir. İnsanlar kaynaşır. İnsanlar daha fazla milli birlik ve beraberlik elde eder. Bizim sene başından beri 20'ye yakın patlama olmuş ülkemizde. 20'ye yakın patlamanın hepsinde de aynı tartışma. O mu yaptı, bu mu yaptı? İşte çok güçlüyüz ondan bunlar ee, işte dış mihrakların işi. Yok hükümet istifa. O yani bir kesim sadece hükümete yükleniyor. Bir kesim sadece hükümeti savunmaya çalışıyor. Götü kurtarmaya çalışıyor. Ben ölenleri kimsenin düşündüğünü sanmıyorum yani. Dün ee, evine belki de işte ekmeği alıp evine götürüyordu. Maç çıkışı bir polis tamam mı? Bir aile. Küçük hikayeler vardır arkadaşlar. Bizi pek ilgilendirmez. Kimse bunları sormaz. Ama küçük küçük hikayeler, hikayeler ee, bir aile için önemlidir. Yani açıkçası şu anda Uganda'da açlıktan ölen bir çocuk bizi pek enteres etmez. Çünkü bilmeyiz görmeyiz. Görmediğiniz şey de bizi niyeyse üzmez. Hissetmeyiz yani. Ateş düştüğü yeri gerçekten yakar. Ama o küçük hikayeler o aileler için belki de çok acıklı, çok büyük hikayeler. Bizim için küçük olan. Hani öyle diyeyim. Belki de hiç alakasız bir vatandaş yürüyordu ve adam alakasız bir şekilde öldü. Belki de bir anda oraya yolu saptı. Hiç girmeyecekti bile. Şans, tesadüf, kader ne derseniz deyin. Önemli değil. Ama acı. Çok acı. Yani Arkadaşlar biz bunu hak etmiyoruz ya. Gerçekten bunu hak etmiyoruz. Yediremediğim nokta dönüp dolaşıp diyeceğim nokta biz bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin daha huzurlu, daha mutlu olması için çalışmamız lazımken biz şu patlamalardan bile sonra birbirimizi yiyoruz. Kardeşim sen salak mısın ya? Aynı uçaktasın, aynı uçaktasın. Bu uçak düştüğü zaman sen çizgi filmlerdeki gibi, Bugs Bunny gibi yere yaklaştığını atlayıp kurtaracağını mı sanıyorsun? Yarın bir gün iç savaş çıktığında ülke bölünmeye gittiği zaman senin arkadaşlarım, benim arkadaşlarım, ailem, ailen hepsi tehlikede. Ben tamam Polonya'dayım, burada yaşıyorum ama kafam ülkemde. Kendimi veremiyorum. Nasıl verebilirim ki? Kendimi bireysel düşünsem tamam götü kurtardık falan filan. Hadi böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Benim vatanım bu ülke. Benim vatanım Türkiye. Dönüp dolaşacağım yer kendi ülkem. Burada yabancısın, yarımsın, eksiksin. Elin ülkesi. Gerçekten bu böyle hani dünya senin vatanın mı yurdun mu muhabbeti var ya gerçekten elin ülkesindesin ve eksiksin. Ben niye kendi ülkemde yaşamak yerine buralara geliyorum ki? Düşünün. Niye niye? Ülkemizin içinde olduğu durumdan dolayı. Kaçmak mı? Kaçmak değil. Ama şu an şartlar bunu gerektiriyor. Ama böyle yaptığım için de kendimi hissetmiyorum. Yani aklım orada. Ailem orada. Arkadaşlarım orada. Bir hem en kötü olaydan sonra hemen onları arıyorum. Bir şey oldu mu? İyi misiniz? İşte şöyle bir şey anlatayım. Yurdun ilk günleri bir tane çocukla tanıştım. Çocuk İranlı. Kıbrıs'ta yaşıyor yıllardır. Ee, dedim ki ya sizin ülkede bir sıkıntı var mı? Hani bomba falan patlıyor mu? Burak dedi. Emin ol senin ülkenden daha güven dedi. En son bomba dedi. Belki de 30 yıl önce patladı dedi. Ama adamlar bu hale gelmek için neler yaptılar? Sınırların her yeri, her, her bütün sınırlar duvar örülmüş. Sınırdan girmeye çalışanlar ne yapıyorsunuz diye yani? vuruyor musunuz yok kafasına direkt füze atıyoruz falan dedi ülkeye bir tane bile yabancı şüpheli sokulmuyor yani Suriyeli bile almamışlar yani belki sizde bunlar çok acımasız gelebilir ya humanizm falan filan ama dünya böyle işlemiyor artık bir şeylerin gerçeklerin farkına varın bu Avrupalılar salak mıdır Suriyelileri almıyorlar zamanda aldıklarımızı biliyorsunuz başımıza bela oldu şimdi Suriyeliler de geldi kadınlar ve çocuklar tamam çok ayrı bir yere konabilir onlara çok ayrı imkanlar sağlanabilir. Ama ya arkadaşlar zaten ülke e, karman çorman olmuş. Ülkede bir ulus devlet kimliği kalmamış. Zaten büyük güçler bunu yıkmaya çalışıyor. Sen buna sadece yardım ediyorsun. Yani bir tane daha e, şey atıyor bir çiment bir tuğla daha sen koyuyorsun. E, patlama oluyor dediğim gibi insanlar birbiriyle kavga ediyor birbiriyle tartışıyor. Kim yaptı ne yaptı nasıl yaptı fark eder mi? İki tane ihtimal var. Herhalde sokaktaki vatandaş gidip de ona hadi bir saldırı yapıp yapan diyecek hali yok. Arkasında da ee, gizli servisen olduğu aşikar. Nedeni her şey olabilir. Dolarları Türk lirasına çevirmek olabilir, başkanlığa geçiş olabilir, olmaya da bilir. İnanın zevr umrumda değil. Ya da ülke çok gelişiyor diyorlar. Bir kesim. Ya ben zaten bu kesimi anlayamıyorum. Bak bu kesimi bir gün yani bir algoritma çıkardım ben bu kesimle ilgili, tamam mı? adamlar iyi olan her şey hükümetin sayesinde kötü olan her şey de hükümetin yaptığı iyi şeyler yüzünden oluyor. Ya bir kere de deyin ki arkadaşlar ya biz hata yaptık. Biz bu ülkeyi iyi yönetemedik. Hatalarımız var, eksiklerimiz var. Gelin hep birlikte sağcısı, solcusu ülkesini kim seviyorsa, vatan severse bir gelin bir araya gelelim, fikir bir akıl şey yapalım, beyin fırtınası yapalım, bize fikirler sunun, biz sizi dinliyoruz, ciddi alıyoruz. Sen ciddiye alınmıyorsun, dinlenmiyorsun seni adam yerine koymuyorlar, seni e, önemsemiyorlar. Şimdi bu adamlar vatanperest, vatan e, milliyetçi, bu adamlar ülkesini seven insan oluyor. Sen onlar gibi düşünmediğin zaman ülkesini seven insan olmuyorsun. Ben buna gelemiyorum kusura bakmayın. Böyle bir dünya Biz de ülkemizi seviyoruz. Siz de seviyorsunuz buna zaten şüphem yok. Belki herkes seviyor aslında ama farklı yollardan. Bu Polonya dediğin ülke %50'si sadece %50 solcağına satayım ya bu adamlar birbirini yemiyor. %50'si uç yani uç. iki uç kesim. Ya biz bu kadar farkımız da yok. Herkesin sadece tutunduğu, savunduğu değerler farklı. Kimisi Atatürk'ü baz alıyor. Kimisi Osmanlı'dan. Kimisi Göktürkler. Kimisi şimdiki zamandan. Kimisi Erdoğan. Şu bu önemli değil. Ya çok net bir ayrımın artık yapılması lazım. Yani böyle un eleği gibi elenip insanların tamam mı? İki şekilde ayrılabilir bu insanlar. Sağ, sol, Alevi, Sünni falan filan bunlar değil. Ülkesini seven, ülkesini ihanet eden. Bakın Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Ül Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Görevini yapan insanlar zaten ülkesini seven insanlar. Ama bu ülkenin ekmeğini yiyip de vergisini vermeyip, elektriğinin parasını ödemeyip biz ödüyoruz maalesef onları. Yani her türlü devletin imkanını kullanıp da kalkıp da nankörle ben gelemiyorum. Kusura bakmayın yani. Bunu biz hak etmiyoruz. Ben yani kendi vatanımda kendimi yabancı hissediyorum bir Türk olarak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Türk'üm demek utanç, olu, utanç, utanç, verici bir şey olur olmuş. Futbol maçına gidiyorsun, Göktürk bayrağı götürüyorsun, adam almıyor polis bunu. Efendim niye provokasyon? Ya sen bu Göktürk'ten provoke oluyorsan, eskiden arabaların arkasından Türk bayrağı Kemal Atatürk imzasından aynı şekilde bakılıyordu. Birkaç tane emsel olay var. Sen bundan provoke oluyorsan zaten olay bitmiştir yani. Sıkıntı tamamen şurada. Ee, fikir birliğimiz yok. Aynı şeylere heyecanlanmıyoruz. Aynı şeylere üzülmüyoruz. Böyle bir vatan, böyle bir ülke olabilir mi? Yani bir bombalı eylem olduğu, patlama olduğu zaman işte ölen gruba göre herkes kendi ölüsünü seçiyor. Ölü seçeceğiz. Bunu bunu inkar etmeyin. Ölen kim ona göre seçip ona göre üzülüyoruz. Herkes kendinden biri ise ona üzülüyor. Değilse üzülmüyor. Fazla da etkilenmiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Artık biraz hani gerçekleri söyleme zamanı. Acı olduğunu biliyorum ama götede de göt demek lazım. Yani herkes burada ölü seçiyor. Kendi ölüsü var. Ama ölenlerin aileleri onları kimse düşünmüyor. Veya küçük hikayeleri. İşte Ankara'daki durak patlamasının Durakta bir patlama olmuştu. Otobüs uçmuştu abi hatırlarsınız. Benim sürekli bindiğim Esertepe otobüsü 284 Halamın komşusu olaylarla hiçbir şeyle alakası olmayan kadın şans o gün kafatası yarılmış bilmem ne yoğun bakımda. Öldüğümü kaldığımı bilmiyorum. Tanımıyorum kendisini yazık değil mi arkadaşlar şurada AVM'ye girerken arama bile yapılmıyorken bu adamlar bu kadar huzurlu yaşıyorken bu kadar refah kafa böyle rahatken yani biz bunu hak ediyor muyuz sizce ben bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum yani kusura bakmayın o da arkadaşı geldi biraz konsantrasyon dağılabilir neyse o da çıktı şimdi Bak, bu adam da tamam mı ee, geldi ülkeye söyleyeyim Ukrayna'dan geliyor bana diyor ki Burak diyor kafana takma ya boş ver diyor. sen değiştiremezsin bir şeyleri. Şimdi bu bunu diyen adamın ülkesi işgal altında. Ve bu adam burada rahat, hiç bunu düşünmeden rahat rahat partilere gidip rahat rahat elenebilen bir insan. Ya kusura bakmayın ben onlar gibi olamıyorum. Biz olamıyoruz onlar gibi. Biz hiçbir zaman onlar gibi olamadık. Bu kadar da yani ülken senin işgal altında sen diyorsun ki yani ülkemi ben mi kurtaracağım? Ben bir şey yapabilirim. Böyle bir dünya var mı ya? Ya maalesef onlar gibi de olamıyoruz. Yani adamların durumu ortada tamam mı? Anne ise biraz dikkatim dağıttı. Maalesef yurtta yaşıyorum. Tek değilim. İmkanlarım bu. Bu imkanlarla bir şeyler çekmeye çalışıyorum. İçimdekileri söylemeye çalışıyorum. Ya da şöyle bir grup var. Her saldırı, her patlama sonrası bir açık bulayım da aman hükümetin açığı olsun. Ya bu da yanlış bakın. Bu da yanlış. Hükümet doğru demek de yanlış ama. Yani bu olayların sorumlusu hükümettir. Çünkü ben birazdan bunun e, arasına da ekleyebilirim. Cumhurbaşkanı'nın dediği bir şey var. Ülkedeki olan şeylerden sorumlu olan bizzat siyasi iktidardır. Bu bir gerçek. Nasıl iyi şeylerden sorumlu oluyorsanız kötü şeylerin de sorumlu olacaksınız. Ama ben ya ben var ya çocukluğumdan beri aynı hikayeleri duyuyorum. Siz de öyle arkadaşlar. Yalan değil mi ya? İntikamımızı alacağız İşte Hep aynı hikayeler. Kanımız yerde kalmayacak da bilmem ne de. Allah'tan rahmet diliyoruz da bilmem ne şehitlerimize başsağlığı hep klasik tipik cümleler. Ya artık bu karın doyurmuyor anladınız mı? Yani bu artık gerçekçi olalım, hiçbir insan tatmin etmiyor. Yarın insanlar yine dizileri izlemeye başlayacak, yine televizyonu izleyecek. Yine böyle günlük hayatına dönsün tabii, dönmesini demiyorum, yanlış anlamayın ama hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya çalışacağız. Bakın hiçbir şey olmamış gibi yaşayamazsınız. İstanbul'da, Beşiktaş'ta Türkiye'nin kalbinde bir patlama oluyor. 30 40 ne olacak bilmiyorum. Son durumu bilmiyorum tane polisimiz şehit oluyor, sivil vatanda vatandaşımız şehit oluyor, ölüyor. Hiçbir suçu yokken e biz normal mi yaşayacağız? Kusura bakmayın yaşayamayız. Yani demek istediğim şey bakın bir ortada bir olay var. Ortada bir yanlış var. Bir yıl içinde şimdi bana bana diyorlar ki bazen bırak ülkeni kötüleme işte yabancıları falan burada muhabbetler oluyor. Kötülemiyorum aslında. Şimdi adam bana soruyor senin ülken diyor, güvenli değil falan filan. Ya benim ülkem güvenli olmaz olur mu öyle şey ya? Git tabii ki tatil. Antalya falan çok güzel ülke. Yani çok güzel bir yer, çok güvenli. Demek isterim ama diyemiyorum. Niye? Benim mahallemin yan mahallesi diyeyim yani Hurma mahallesinde daha bundan bir, bir ay önce iki tane terörist öldürüldü, çatışma oldu, yolda iki kere kemer yolunda roket atıldı. Nasıl diyeyim ben bu adamı güvenli diye? Bunu ben istemez miyim sanıyorsunuz? Ama ortada bir yanlış var arkadaşlar. Bakın biz düşünen, aklı başında olan gençler olarak Size yemin ediyorum hiçbir partiyi savunmuyorum. Hiçbir parti yemin ediyorum hiçbir siyasi liderim yok. Umurumda değil. Benim bir tek bir liderim var. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin tek ak yani tek gerçek yüzü. Türkiye'yi gerçekten öteye götürmeye çalışan ve gerçekten çağ atlatmış tek insandır. Onun dışında benim için hiçbirinin bir önemi yok. Benim atalarım çok geçmişten başlıyor. Böyle bazılarının düşündüğü gibi sadece Osmanlı'dan başlamıyor. Onun çok çok geçmişleri var insanlara ayırmıyorum. İnsanlara diyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyorsan benim nesin? Bak ne mutlu Türk'üm doğana değil. Şu tiple bence sizce ben Türk müyüm? Öztürk müyüm? Değilim. Tabii ki değilim. Ama inanın zevrumrumda değil. Türk olmaktan çok mutluyum. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Bu demek değil ki diğer ırklar işte ezik, aşağılık falan her ırkın güzel yanları var. Ben kendi ırkımdan dolayı asla da utanç duymuyorum. Asla da çekinmiyorum bunu söylemekten. İşte bak ne mutlu Türk'üm diyene doğana değil bakın. Ben bunu diyebiliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eğer bunu diyebiliyorsan tamam mı? Alt kimliği numrumda değil. İstediğin şeyden olabilirsin. Baş, Cumhurbaşkanı hep saymayı bilir. 15-20-30 tane sayar. Saymak demek bölmek, ayrıştırmak demek. İşte Türk'le şu kardeştir demek. Yani sanki Fransa ile Türkiye kardeş diyoruz da iki tane farklı ırk var da bu bile ayrıştırmak demek benim gözümde. Eğer gerçekten samimiysen, gerçekten Elini vicdanına koy bak. Gerçekten ülkeni seviyorsan, samimiysen benimle aynı yoldasın demektir. Doğru değil mi? Ama ülkesine ya adam diyor ki ben ülkemi seviyorum diyor. Ben de ülkemi seviyorum diyor. Ama ikisi birbiriyle kavga ediyor. Demek ki sevme metodumuz yanlış. Ya da birimiz hata yapıyor. Ülkeyi sevmek demek bir kişiyi götünü kollamak, bir kişiyi savunmak demek değil. Sürekli aynı muhabbet dönüyor. Sürekli aynı döngünün içinde, çarkın içinde boğuluyoruz. Sürekli şehit veriyoruz. Sürekli aynı hikayeler. İşte hep şunla büyüdük biz terör bitecek, ülkeye refah, refaha kavuşacak, işte bir şeyler bitecek. Ulan bu olay olmadan iki gün önce, bir gün önce huzur operasyonu yapılmış. 40 bin tane polis demine. Ya nasıl bir huzur operasyonu ki bu ertesi gün şey oluyor. 400 kilogram bombayı bak şu olay önemli. Biz sorumlu olmalı demeli ki benim hatam. Benim hatam şu 400 kilogram bombayı bu adam arabayla getirmiş bunu patlatmış. Bu nasıl oluyor? Ben neden ve sonuç ilişkisi istiyorum. Ben mühendis adamım tamam mı? Ben mantıksal çalışan bir adamım. Lojik sistemlere dayanır benim beynim. Ben e, kuru avuntu, işte rahmet dilemek, işte şu olması, bu olması, ölçü alacak. Bunlar beni, beni enteres etmiyor. Bunlar beni şey yapmıyor. Çünkü hepsi boş söz benim için. Bana eğer bu olayın sorumlusunu bulursan, bir de bütün olayların sorumlusu net değil. Hala atıyorum Uğur Muncu'yu kim öldürdü bilmiyoruz. Hala işte olan eskiden olayları işte ne bileyim Madımak Oteli. Kim yaptı tam bilinmiyor. Hiçbir şey tam değil. Ya da işte Ankara'daki patlama tam değil. Hep bir şu yaptı bu yaptı üstü örtülüyor. Ya bu da beni rahatsız ediyor. İşte mesela şu olayın failleri kim? Biz işte şu olduğundan şüpheleniyoruz ama ola da bir olmaya Savaştığımız dünya, savaştığımız toprak o kadar aptalca ki. İşte başta koyduğum videoyu izlediniz değil mi? Karsaygan'ın. Küçük mavi soluk dünya. Biz bunun için savaşıyoruz. Bunun için insanlar birbirini öldürüyor biliyor musunuz? bu kadar aptalca, bu kadar geri zekalıca insan olduğu daha pislik. Bakın hayvanlar asla soy tüketmeye çalışmaz. İhtiyacı kadar. Ama insanın en büyük zaafı ve pisliği ne biliyor musunuz? Doyumsuz olması. Hayvan acımasızdır. İnsanda acıma duygusu vardır. Hepsinde yok tabi. Ama insan doyumsuz. İşte en büyük zaafımız, en büyük problemimiz de burada. Bir sürü insan geldi dünya, bir sürü insan gitti, öldü, doğdu, bir sürü şey oldu. don't worry. bir sürü şey yaşadık. Ama bitmeyen bir sebebi. İnsanoğlunun var beri bitişine kadar sürekli savaş oldu. Savaş olacak. Sonu savaş olması değil zaten. Ama arkadaşlar düşmanın bile tamam mı? Namertlisi, onurlusu lazım. Arkadan iş çevireni değil. Ya da kimin daha kötüsü kimin düşman olduğunu bilmiyorsun. Yani adama sorsan ben işte o örgütü desteklemiyorum diyor. Ama içten içi belki destekliyor. Belki parasal yardım yapıyor. Bakın Avrupa ya önüne vereceğim ben size. Ben Wroclaw şehrindeyim. Aleni söylüyorum. Avrupa'nın birçok yerinde birçok e, dönerci şu bu hepsine gidin bakın birçoğu PKK'lı. Aleni ne PKK'lı? Yemek yiyorsun adam arkada maaş açıyor. Aynı şey Türkiye'de şu malum diğer örgüte karşı yapıldığını düşünün. Bir tane restoran o, o örgütün maaşını açıyor. Ne derler? Bak Avrupa çok iki yüzlü. Asla güvenme. Ve bunların bütün para döngüsü, uyuşturucudan, şundan, bundan biz salak değiliz görüyoruz yani. Bütün para döngüsü buradan geliyor. Bu, yani bu çok basit düşündüğünüz gibi bir şey değil. İşte e ezilmiş bir halk var, eline silah alıp da bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Bu aptal değilseniz anlarsınız. Bunun arkasında çok ciddi gizli servisler var, çok ciddi lojistik destekler, silah destekleri, mühimmatlar, para döngüsü. Çok kirli bir oyun. Ama benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Ölenler hep masumlar. Ölenler hep gariban çocukları. Yani babam anlatır mesela o Siirt Eruh'ta ilk baskınlarda. Eldeki silah 1960 yapımı Alman malı dandik bir silah. Ya dandik demeyeyim kötü değil de yani 60 yapımı. Hani benim üzüldüğüm nokta mesela ben hep şu yüzden mühendis olmak istedim tamam mı? O zamanlar yine çok şey veriyorduk bu lise zamanları. Elinde Amerikan askeri hiçbir haklı neden olmadığı halde Irak gibi bir ülkeye girip talan edip yerle bir edip son teknoloji silahları kullanırken ben şunu düşünüyordum. Mayına karşı bir dedektör olsa da keşke bir askerimiz ölmese. Bu mayına karşı bir bot yapsak da böyle dedektör tarasa da bir askerimiz pisi pisin ölmese. Bu yüzden mühendislik okudum biliyor musunuz? Aslında askeri sektörde hep çalışmak istedim. Ama hayat bizi buraya yönlendirdi. Ama bunu yapmaya çalışanlar hep öldürüldü. Aselsan'ın mühendislerine bakın. Sizce mümkün mü? Yanında tüp var. Adam öldürmüş. Yanında tüp var. İntihar süsü vermiş. Ya akıl var mantık var. Yarım gün bizi de öldürebilirler. Bilmiyorum. Bu da zaten burada güzel bir şey olur yani. Kesinlikle emin olun. Ee, boşu boşuna olmuş olmaz en azından. Canımız vatan sağ olsun. Ama bunu bunu benim ülkem hak etmiyor. Kendim bunu zaten yediremiyorum ya. Benim benim Mehmetçiğim tamam mı? Ee, adam bir alın videolar var YouTube'da girin izleyin. Adam sadece gidiyor, kurmuş, tepede çayını içiyor, açmış müziğini, elinde bir bixi Asker ya hiçbir suç yok. Elinde dandik bir G3. Oradan geçerken patlatıyor, uçuyor. Birçoğu ölüyor zaten. Şehit oluyor. Birçoğu böyle bakılmıyor. Nasıl vursun? Elinde silah mı var? Adam 1 kilometre ötede. Adam 700 metre ötede. Bunu yediremiyorum abi. Bu benim onuruma dokunuyor. Biz bu adamlar gibi yapamayız. Adam ülkesi işgal hayatında sikinden aşağı kasın paşa yani. Biz bunu yapamayız. Bu benim onuruma dokunuyor. Bu beni öfkelendiriyor. Ya ne yaptık size? Ne istiyorsunuz daha fazla ya? Ney ney? Bana bunu söyle. Ne istediğinizde almadınız? Ülke mi kurmak istiyorsunuz? Yemin ederim şunu söylediler. Bunu, bunu da kabul etmezseniz Daha kötüsü de burada zaten. Al abi kur ülkeni. Bütün batıdaki, bütün kendi e, insanlarını al götür. Bunu hiçbir kabul edemez emin olun. Ben birçok insan tanıyorum. Çok iyi şartlarda yaşıyor. Turizm sektörü ele geçmiş. Irkçı diyorlar. Türkler ırkçı. Ya gerçekten Türkler ırkçı olsa yaşamış olmazsınız. Birçoğu olmaz zaten bunların. Türkler de... Ya Türk kavramı yok ki zaten Türkiye'de şu anda. Hangimiz Türk, Türk'üz diyebiliriz adam akıllı. Ulusiyet zaten bitmiş. Ama hala koyun gibi bir sürü var. Hala dünyada çok iyi olduğumuzu düşünen. Ya şimdi bak şöyle bir kafa bak şöyle bir algoritma dedim ya bu sürde. Bu olaylar oluyor çünkü biz çok iyi gidiyoruz. Küresel güçler işte ya dış mirakla bizden gelmeye çalışıyor. Dünyada gelişen bir tek biz miyiz? Dünyada bu bir tek bize niye oynanıyor? Bizden başka kimse yok mu? Ya da böyle oyun oynanıyorsa ve sen bu oyunu bozamıyorsan senin bir kabahatin yok mu? Bunu düşün. Veya başkanlık sistemi geldiği zaman ne değişecek? Ülke huzura mı edecek? <laughs> Oldu da Erdoğan'dan sonra başka bir başkan geldi. Adam psikopatın biri çıktı. Onun bunun adamı çıktı. O adam bütün her şeyi tek başına değiştirebilecek. Mükemmel bir güç veriyorsun eline. Bunu nasıl kabul edebilirsin ya? ya? sadece birazcık duyarlı, birazcık aklı selim olun arkadaşlar. Birazcık mantıklı olun. Mantıklı tartışın. Sen benimle tartışırken oturup da din konusunu baz alarak tartışırsan ben seni tartışamam zaten. Bitti. Yani bu ülkede ben profesör olacak adam tanıyorum. Tamam mı? Adam e, geçen Facebook'ta yazmış. Hiç umumda da değil yani çekinmiyorum. Onun altına da yorum yaptım bu sözlerimi söyledim yani. Ne demiş işte vatan haini e, gavurlar mı bilmem ne böyle imansız inançsız köpekler gibi. İnanmayan insanlar vatan haini mi oluyor arkadaşım? İnanmayan adam bu mu ya senin e, akademik zekan akademik yapın? Ya bir insanın ülkesini sevmesi için yani bir dine inanmasın lazım. Ya da Yahudi Türkleri var, Hristiyan olan Türkler var. Bunlar vatansever değil mi? Sen niye insanları dine göre ayırıyorsun, yargılıyorsun? Ya da bugüne kadar bütün işbirlikçi çetelere bak. Birçoğu da din temelli. Onlara ne diyeceksin? Ya bu olayı bununla ayıramazsın. Din bireysel bir şeydir. Senin inancın sana, benim inancım bana. Bu benim, bak ben seni yargılamıyorum inancından dolayı. Seni sorgulamıyorum. Sen beni sorguluyorsun. Sen hangi hakla beni sorguluyorsun? Sen kimsin? İstediğim şeye inanırım, istediğim şeye taparım. Şu plastik şişeye de tapabilirim. Bu beni bağlar. Sen de istediğin şeye tapabilirsin. İşte bu. Likelik o kadar önemli bir şey ki bunun önemini ileride anlayacaksınız tamam mı? Kaybettiğiniz zaman bunun önemini o kadar iyi anlayacaksınız ki onu arayacaksınız, onu arar olacaksınız. Bakın bir tartışma yaşanırken, biriyle bir şey konuşurken, tartışırken eğer senin kafanda tabular varsa, eğer senin bir baz aldığın kriterin kriterin varsa tartışamazsın. Sen zaten bildiğin doğru inanmışsın. Sana höt dese de gülüyorum, göt dese de gülüyorum mantı. Sana ne dese adam güleceksin. Otomatiğe bağlamış böyle yazılım gibi. Robot gibisin. Düşünme kapasiten, düşünme yetin alınmış. Yani ben hayatımda gördüğüm iki tane grup var bak. İki tane grup o kadar birbirine benziyor ki. İsimlerini vermeyeceğim. Hangi grup olduklarını zaten az çok anlarsınız. Aşağılık, eziklik psikolojisine sahip. Hep kendi arasında birliktelik yapıp bizleri ırkçı veya faşist diye suçlayan, sürekli olaraktan e, güvensiz, e, parazit gibi. Hamam böcekleri var. Bizim yaptığımız yıllardan beri bu mesela. Hamam böcekleri var. Yuvaları belli. Sen hamam böceğini mi öldürürsün? Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane. Zaten ürüyor sürekli. Yoksa yuvasını mı yok edersin? Beynim, aklımın, mantığımın almadığı şey bu. O zaman insan neden şüpheleniyor biliyor musun? Demek ki devletin de bir bilgisi var bu işten. Demek ki bazı şeyler bilerek göz yumuluyor. Bunu demek buna inanmak istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Türk olarak bu benim devletim ve ben devletime güveniyorum demek istiyorum. İsrail iki tane kıçı kırık askeri için Lübnan'ı yerle bir ederken biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bu mu güçlü devlet? Ben ülkemdeki insanların en iyi şartlarda eğitim almasını, bilimsel eğitim almasını, en iyi şartlarda sağlık hizmeti almasını, en iyi şartlarda refah toplum, modern topluma ulaşmasını istiyorum. Bu çok mu? Çok kötü bir şey mi istiyorum arkadaşlar? Bu orospu çocukları rahat rahat gezerken, içip sıçarken, yani atıp tutarken Türkiye hakkında bir şey de diyemiyorsun. Yani bunlar bu kadar özgür, bu kadar mutlu, huzurluyken biz niye böyleyiz? Biz bunu hak ediyor muyuz? Ama daha kötüsü şu. Biraz şöyle Twitter'dan da örnekler vereceğim. Daha kötüsü şu arkadaşlar. Birisi çıkıyor diyor ki, bizi diyor, e, kordular diyor. Ya bak mesela bir tane video şu an açtım. Canlı bombanın üstünü görüyorlar. Üstüne yürüyorlar ve canlı bomba kendini patlatıyor. Amerika'da böyle bir şey olabilir mi? Ya bunu şunu da demiyorum. İstediğini polis vursun demiyorum ama bizim yasa sistemimizde, bizim Birçok şeyimizde eksikler ve sıkıntılar var. Açıklar var. Fazla iyi niyetli davranıyoruz bence. Adam aleni. Ya ben biliyorum Erciyes Üniversitesi'nin aleni. PKK destekçisi. Aleni şey. Adam benimle aynı üniversitede okuyor. Devletin imkanlarından yarar. Adam kamuda çalışıyor. Öğretmenler vardı geri iade dedi. Ne oldu? Bu mudur yani sizin e, terörle mücadeleniz? Bu mudur yani? O hal geldi. Ne oldu? Ne değişti? Mesela bakın. Bazı örnekler vereceğim. Ha gazete başlıkları. Ya ben inanın şu gördüğümü inanamıyorum. Bakın Vatan Gazetesi. En büyük şey ortada işte o paket. Yeni bir dönemin başlangıcı olsun. Akit. Vesayet bitiyor. Kimin vesayeti? Ne vesayeti? Ne vesayetinden bahsediyorsunuz? FETÖ'cü meclisi mebusan yaktı. Hayırlı olsun. Milat. Anayasa. Cumhur ile başkanın buluşma hazır. Ya Şaka mı? Gerçek misiniz? Hani aklım almıyor biliyor musun? Yani gerçekten aklım almıyor. Yani acaba diyorum biz mi gerçekten yanlış düşünüyoruz? Ülke çok iyi de bir yani adam her şeyi doğru yapıyor da bizde mi hata var diyorum. Dönüyorum dolaşıyorum yok abi bizde hata bulamıyorum. Yani ya da bu adamlar gözleri bal. Bakın bir kitap tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, Vladimir Bartol Alamut. Bu kitabı yalvarıyorum okuyun. Bak yalvarıyorum size. Okuduktan sonra kafa bir tık daha açılacak ya Burak. olayları daha yan ettim artık diyeceksin. Olaylar hiç değişmemiş. Tarihte de hiç değişmez. Tarih hep gerçekten tekerrür ediyor arkadaşlar. Hep aynı hikayeler, hep aynı teraneler. Ee, yani diyorum ki acaba gerçekten bizde mi sıkıntı var? Nerede hata yapıyoruz? Ya şimdi bakıyorum şöyle yeni bir şeyler var mı? Yeni bir gelişme var mı? Yani birlik beraberlik yaşayacağım. Dünyada hani hep şöyle deriz biz değil mi? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ben şunu gördüm abi. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı kalmamış. Düşmanı da yok yani daha doğrusu. <laughs> Çok özür dilerim. Bir örnek vereceğim. Varşova'dayken Ocak ayında bir maç yapalım dedik. Türkler bir araya gelmişiz. Açık bir alan var böyle futbol maçı yapacağız. Toplam 16 17 16 kişi falanız herhalde. 20 kişi 16 kişi. Önemli değil. Ne olsa beğenirsin daha yarım saat 40 dakika geçmeden saçma sapan bir dola olaydan dolayı e, top eline çarpmış da çarpmamış da bilmem ne kavga çıktı maç aldı. Bizim ülkenin özeti şu abi bizim ülke e, şeye benziyor ailedeki babalara benziyor. Mesela benim babam öyledir bizi sever evet biliyorum ama hiçbir zaman göstermez ellere yabancılara her zaman iyidir her zaman her şeyini yapar. Türkiye'de böyle arkadaşlar. Yabancılara hep bir yağcılık, yalakalık. Otellerde bile en basit bunu görebilirsiniz. Elin e, aç ağzı korkan Rus'u gelip de e, 300 dolara zamanda tatil yaparken full paket. Türkiye'den gelen adam bu fiyata gidemiyordu. Kimisi Alman yüzleri geliyordu daha ucuza gidiyordu. Türk geldiği zaman böyle böyle bakıyorduk. Daha sonra eşek gibi krizden sonra fiyatları düşürmek zorunda kaldılar. Biz özetle birbirimizi siken tamam mı? Kaba konuştuğumun farkındayım çünkü çok sinirliyim. Umurumda da değil açıkçası. İstediğim gibi de konuşurum yani. Birbirimizi siken, birbirimizin arkasına iş çeviren, yüzüne gülüp. Yani aynı ülkedeyiz abi bir de bunlarla. Aynı insan, aynı havayı soluyoruz, Aynı e, pastadan pay alıyoruz falan böyle. Böyle insanlarız. Sadece, Türkiye çok kolay zaten bölünmüş. Bakmayın sınırlar tam gibi gözüküyor ama zaten bölündük. Yani bunu aptal olmayan adam anlar. Sağ ol, sol Alevi, Sünni, Kürt, Türk. Fenerbahçeli, Galatasaraylı. Her an herkes birbirinden nefret ediyor. Herkes birbiriyle kavga içinde. Futbol maçlarına gidiyorsun iki kesim yani normal iki arkadaş olan biri ikisi de birbirini küfür ediyor anasını avradığına, namusunu ahla her şeyine. Zaten bölünmüşüz ki. Hani birlik olamamışız. Atatürk biraz zorlamış ulus devlet kurmayı, çabalamış milli bilinç yaratmayı ama sonra zaten bitmiş. Malum ülkenin taşırını olmuşuz arkadaşlar. Sermayenin ülkesi olmuşuz. Zaten bir olamamışız yani. Zor. Ütopya. Şu saatten sonra. Lisedeyken çok inanırdım da Türkler birlik kuracak falan diye. Şimdi ütopya yani. Realite, gerçek e, gerçekleri görüyorsun. Yeni dünya düzenini, sınırlarını kalkması artık kabullenmekten başka çaren kalmıyor. Ama yani bak Avrupa'da burası 10 yıl oldu kapitalizme 10 Polonya ama kültürünü koruyarak geçiyor. Hep bir şeyleri koruyarak. Biz bunu kaybederek, yozlaşarak daha berbat oluyoruz. Dizilerle, televizyonlarla bakın zehir yok kafamda. Çünkü ben yani bayağı uzun yıl oldu televizyon izlemiyorum. Hayatımda o kadar mutluyum ki, o kadar rahat ki. O kadar kendimi geliştirebiliyorum ki birçok şeyde. Çünkü televizyon izlemiyorum. Uyutulmuyorum. Yani dediğim gibi zor değil. Zaten Türkiye birbirinden nefret eden insan dolu. Toplumun sayko olması, şiddet meclisi olmasının nedeni de mutlu olamamamızdan kaynaklanıyor ailede mutlu değilsin, çekirdekten geneli iş yerinde mutlu değilsin, Öf biri seni eziyor patronun, evde baban eziyor, ailen eziyor, o öfkeni gidip de başkasına kusuyorsun, başkasını öldürüyor, karısına işte şiddet uyguluyor, küçükken yedi, ya bunların hepsi psikolojik sebepleri de var. Küçükken o gördüğü kötü muameleler ileride etkiliyor. Yani acı, üzücü, gerçekten sayko toplum, normal değil. Eğitimsiz, cahil kalmış, ...çok büyük çok büyük kesimi... ...şimdi bizim yaşadığımız yerler tamam... ...benim arkadaş listem, etrafım... ...birçoğu e, lisans bitirmiş insanlar... <laughs> ...ki lisans bitirmede de eğitimli olmuyor... ...yanlış anlaşılmasın... ...ben çok fazla üniversite, lise okumayıp da... ...kafasının açık olan insan da gördüm... ...üniversitelerden daha açık yani... ...ama şu an yani genel olarak... ...toplum bazında konuşursak... E, ya ...İç Anadolu'da yaşadım yıllarca... ...Kayseri'de okudum... ...kötü insanlar değiller... ...çok iyi insanlar... Van depreminde binlerce yardım getirdiler. Ben tek başıma Türk bayrağını asıp vatan toprağı kaderine terk edilemez kutsaldır yazıp oradaki vatandaşlarımıza yardım yolladım. Kimileri bana boş yer ya bırak orayı dedi. Sen bunu dedin lan orayı bölmüş olursun dedim. Ayırmış olursun. Orası benim toprağım. Bunu dediğine zaten sen bitirmiş oluyorsun kafanda. Buna rağmen inatla katalitinden sularına, giyimine her şey insanlar o kadar güzel yardımcı olduk ki arkadaşlar. O gün o kadar etkilendim ki hayatımda şimdi ölsem şunu yap ya yap şunu yaptın diyebileceğim en güzel örneklerden birisidir. İçim rahat giderim yani. Videosu var YouTube'da gidin kanalıma bakın. Adam arayıp ne güzel bize yani o duyguyu anlatamam yani. Hani çok zordu. Derslerden geri kaldık. Buz gibi havada kamyonet arkadan da rezil olduk. Yemin ederim işin ajitasyonda değilim. Sadece yaşadıklarımızı anlatıyorum. Ama gerçekten çok güzeldi arkadaşlar o duygu. Milli birlik beraber duygusu. İlla bildiğin bize saldırması mı lazım bir araya gelmemiz için ya da dünya ırklarının bir araya gelmesi için uzaydan saldırı mı gerekiyor? Evet gerekiyor. Maalesef gerekiyor. Yani ayrım biz yapmadık. Ben düşünüyorum hayatımı. Hiç ayırmadım insanları. Aleviydi, Şuydu, buydu, sals oldu. Yani nerede hata var ya? Yani? Nerede var? Kayseri'de dediğim gibi onlarla yaşadım. Hiç umudum yoktu o kadar iyi insanlar. Bakın onların kurallarına göre yaşadım. Onları gördüğüm zaman onların dilinden selam verdim. Onlara göre yaptım. Her kandilde her şeyde bana yemek getirdiler, yardımcı. Oldu. Bütün komşularımla da iyi anlaştım. Hiçbir sıkıntıda yaşamadım. Nasıl oluyor bu? Ortama kendimi adapte ettim. Bu kadar basit. Çok iyi insanlar. Ama çok kolay gaza gelen, Karadeniz'ler de öyle mesela. Çok iyi insanlar. Ama çok kolay gaza gelen, çok kolay medya tarafından manipüle edilebilecek, çok kolay yani inandırılacak, kandırılabilecek insanlar. Benim kızdığım nokta Bu insanlara kızmıyorum ben. Bu insanları eğitimsiz bırakan sistemin suçu bu. Zamanda köy istitülerini kapatıp, şimdi yerine saçma sapan bir ton şeyler getirip tamamen ezbere dayalı, eğitimsiz bırakan. Zamanda onları günah diye okula göndermeyen annelerine, babalarına kızıyorum. Zamanda İç Anadolu'da babanın yanında çocuğunu sevemi, sevemiyor musun? Böyle bir kültürsüzlük bu yobazlığa kızıyorum. Cahil bırakılmış toplum bu işte. Yazık değil mi ya? Belki benim anneannem de okusaydı çok zeki bir kadın, çok güzel yerlere gelecekti. Yazık okuyamamış, okutmamışlar. Olaylar bakın nereye doğru gidiyor. Şimdi konuşmam gidiyor eğitime. Her şeyin temeli eğitime dayanıyor. Eğitimle okumuş, aydın bir insan her zaman çok daha farklı düşünür. Sizce bu suadırları yapanlar kendi bedenini, ee, küresel güçler uğruna aslında feda eden ama san, sanıyor ki kendi ideolojisi için feda ediyor. Paralı taş yoran köpekler. Sanıyor musunuz ki ya da hap atmadan bile gidemez de onlar. Sanıyor musunuz ki normal bir psikolojide. Şimdi de onun tarafından bakıyorum. Normal ya size bunu ben para verseler yapar mısınız? Nasıl yapabilirsiniz böyle bir şeyi? Masum insanları öldüreceksiniz. Kendinizi öldürüp parçalayacaksınız. Bakın bu da bir eğitimsizlik normal bir psikoloji değil yani çok yazık şu anda oynanan oyunu ben size açık söylüyorum şu anda oynanan oyun büyük oyunu bozuyoruz <laughs> şu an oynanan oyun e, yapay seleksiyon dünyayı yöneten büyük güçler işe yaramadığını düşündükleri ve dünyanın geleceği için özellikle su kaynakları için yiyecek besin için, besin kaynakları için problem yaratacağını düşündükleri insanlar için insanları temizlemeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyor? Savaşlarla. İşte Orta Doğu'da olan savaşlar. Bunlar zaten oranın bilim adamları, akılları falan hepsi almış Amerika onları, götürmüş. Ama geriye kalan onlar tarafından çürük olan birbirini gebertiyor. Ama bu paydan ben nasibimi, ben pay, pas, ben şeyimi almak istemiyorum. Çünkü bu öyle bir şey ki bugün terörü destek verirsin, yarın bir gün seni vurur. Bu oynanan oyunlar yarın bir gün seni vurur. Yazık değil mi yani? Bu ya bu kadar insan ölmesi gerekiyor mu bunun için? Daha farklı bir yöntem yok mu? Git kısırlaştır insanları, bir şey yap. Tam biz de biliyoruz gelecekte popülasyon üstel artıyor, çok büyük sıkıntı olacak. Ama ya bu olmamalı ya. Ülkemde 20'ye yakın patlama olmuş yani, 20'ye yakın. Bir yıl içinde. Eğer vicdanınız varsa lütfen bu yıl bir yılbaşı partisi falan. Eğer ben böyle insanlar görsem çok ciddi küfür edeceğim, sileceğim. Hiçbir kimsenin yüz olmaması lazım bu yılbaşında böyle kutlama falan filan. O tür evine ne bakıyorsan ya Ama öyle ya bunu yapamazsın. Bu kadar duyarsan olamazsın. Şöyle bir Twitter yoklamak istiyorum. Son diyeceklerimi toparlayacağım. <laughs> evet. evet. Şöyle bir daha bakıyorum. Hala biz bazı şeyleri tartışıyoruz. Sistemi tartışıyoruz. Atatürk'ü tartışıyoruz. Yani rahatsız olduğunuz durum nedir? Nedir yani? Anlatın. Atatürk'ten neden haz almıyorsunuz? Gerçekten yazın bunu, merak ediyorum. Ne yaptı bu adam size? Ülkemizin bağımsızlığını, ülkemizin eee refahını istemek kötü bir şey mi? Evet. Herkes aynı muhabbet var. Gençken, çocukken daha mutluyduk. Gerçekten daha mutluyduk. Evet. Avrasya Tüneli'nin ismi de belli olmuş bu arada. Avrasya Tüneli. Büyük ihtimal Atatürk çıktı anketlerden. Buna emin olabilirsiniz. O, madem Avrasya Tüneli yapacaksın. <laughs> Yani oy mi, değil mi şaka gibi gerçekten şaka gibi Arkadaşlar hani Hala aynı şeyler bakıyorum şöyle haberleri o yaptı bu yaptı Yani evine hırsız girmiş tamam mı ee, sen diyorsun ki, ulan acaba Ali mi girdi, Veli mi girdi, hangi hırsız girdi? Adı ne bu hırsızın? Soruyorum, bu hırsızın adını öğrenmek e, neyi değiştirecek? Ama onun yerine, hatam nerede acaba desen? Kameralar mı çalışmıyordu? Kapıyı mı kilitlemeyi unuttun? Güvenlik sistemleri mi yetersiz? Evet, bunu dememiz lazım. Özet olarak sorun burada. Sınırlarımız iyi korunmuyor. Ülkemizde kimin cirit attığını bilmiyoruz. Zor bir şey değil. Bunu öğrenebilirsin. Kocaman devletsin ya. Benim güvenliğim senden sorumlu. Hükümetten sorumlu. Devleti sen yönetiyorsun. Bu sorumlu olmaktan kaçma. İyi olan her şeyde biz sizin yanınızda oluyoruz. Terörle mücadelede oluyoruz. Bilmem işte ekonomik, işte sağlık sisteminde yaptığınız bazı şeyler. Evet güzelse güzel diyoruz. Mesela randevu sisteminde ben güzel diyorum. Ama arkadaşlar lütfen artık yani bırakın particiliği. Yemişim AK Partisi'nin, MHP'sinin, CHP'sinin yok. HDP'sinin bilmem neyini ya. Particiliği bırakın. Samimiyetimle rica ediyorum. Ülkemizin iyiye gitmesi için çalışın. Elinizden geleni yapın. Particilik bizi böler. Dincilik bizi böler. Siyaset bizi böler. Nasıl biz biri olabiliriz? Bir tane bayrağım var. Bunu kabul et. Bir bayrağımız var. Bunu diyorsan benimlesin kardeşim. Bir dilimiz var. Ana dilimiz. Bunu diyorsan benimlesin. Tek bir devletim var. Bunu duyuyorsan benimlesin. Bunu demiyorsan dürüst ol, mert ol, namert ol. Namert olma. Açık açık söyle bunu. Benim devletimin okullarından yararlanıp benim e, sağlık sisteminden yararlanıp her türlü imkanı kullanıp aptal yerine konu koyup beni ay üstelik yani hiçbir şekilde vergi ödeme falan. Ve işte bu çok kötü biliyor musun? Yani kimin ne olduğunu çözemiyorsun. Ama Umut ediyorum gün gelecek kimin ne olduğunu çok daha net göreceğiz. Zamanında e, PKK ile masaya oturanları da unutmadık. Güvenmiyorum o yüzden hiçbirine. O, hayatta bakın biz hep şunu dedik PKK ile bir terör örgütüyle masaya oturulmaz. Sen onlara terörü bitirmeden verilen bütün tavizler tavizi doğurur. Bütün hatalar devamını getirir. Hepsi dediğimiz gibi gidiyor. Ülke daha iyiye gideceğine inan inanıyor musunuz şu anda? Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Şu saatten sonra yapılacak tek şey ülkeyi aklı başında zeki insanların yönetmesi. Kontrol yani bir dümeni al yap yapamıyorsan biraz yardım iste bilinen değil mi? Yani araba var arabayı süremiyorsun abi. Tamam mı? Yani yeteneğin yetmiyor buna. Araba çok karışık. Çok komplike yani. Yardım iste. Çekinme. Utanma. Bu kötü bir şey değil. Aşağılık eziklik değil. Gerçekten mutluluk duyarım. Otur. Ya bugün mesela şeyi gördüm. İşte Kılıçdaroğlu zamanında demiş ki bu başkanlık sistemi e, kan dökümeden olmaz. Bunu öyle bir yorumlamışlar ki yani insanoğlu nasıl bu kadar inanmak istediğine inanır. İşte olayın hepsi dönüp dolaşıp şimdi ben Kılıçdaroğlu'nu burada savunmuyorum beni yanlış anlamayın. Beni enteres etmez. Hiçbir siyasetçi. Ama adam sanki öyle bir e, algıyı yapıyorlar ki troller. Ak troller. Sanki arkasında bu olayın bu adam var. Ya bunu yapmayın ya. Bu kadar düşmeyin abi. İnsanoğlu kim ne derse desin İnanmak istediğine inanır. Ben şayet inanmak istediğime inanıyorsam kendimi her şekilde onu ikna ederim. Hiç fark etmez. O şey o şeye bir şekilde kendimi ikna ederim, bir şekilde inanırım ve onu da çok güçlü şeylerle, çok somut örneklerle desteklerim. Ve gözüm kimseyi görmez. Çünkü benim tabularım var, kafamda şey var. Benim bir siyasi tabum var, bir dini tabum var, bir politik ne bileyim işte ideoloji olsun bir tabum var. Yani onu yıkamam. Ve inanmak istiyorsam inanırım. Ya şimdi ben şu görüyorum bazı arkadaşlarımı. Adamlar aynı ülkede yaşıyor. Bir gruba kalsa ülke mükemmel gidiyor. Bir gruba kalsa ülke boka sardı. Abi aynı ülkede yaşayıp da bu kadar ayrı nasıl görebilirsin olayları? Yani şu önde bir bardak var tamam mı? Bu bardak düşüyor kırılıyor. Ben görmüyorum bu iki tane çocuk görüyor. Ben de soruyorum ne oldu bardak mı kırıldı odamda yoktum falan diyorum. Biri bana diyor ki bu bardak kırıldı diyor. Bu kadar uç bir örnek yani. Bir diyor ki bardak kırılmadı yani bu kadar uç, bu kadar net bir şey nasıl farklı yorumlanabilir? Yani bir şey ortada çok net yani bir şey vardır ya yoktur. Bak mantıksal sistem yani bir sıfır ve bir vardır. Biz insanlarda ara değerler var evet ama sıfır ve bir var. Bir şey ya olur ya olmaz. Ya bir ülke çok iyiye gidiyor derken biri nasıl kötüye gidiyor diyebilir. Ya da arkadaşlar hani aynı amaç uğruna çalışmak yerine niye ayağımızı kaydırıyoruz? Ya ben biliyorum çok sorguluyorum. Çok böyle kafama takıyorum. Oğlum Polonya'dasın Gülgeç eğlen. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Dün arkadaşlarım çağırdı dışarıya. Gidelim de gidemem. Gitmem. E Burak çok şey yok. 20 tane yaralı vardı dedi işte bana yabancı bir arkadaşım var. Dedim o yaraların çoğu zamanda hepsi şehit dedim emin ol. Yani birçok gelecek yani biliyorum. Hissediyorum çünkü. Ben ülkeyi biliyorum. İlk başta söylerler mi 30-40 tane şeyimiz olduğunu? Söylemezler ki yaralı bile olsa. Yani kaygım var ya arkadaşlar. Hani mutlu değilim, huzurlu değilim, kafam rahat değil. İnsan olduğunu bir böyle ihtiyaçlar üçgeni vardır. Bilirsiniz Moslovun işte en üstte barınma, konaklama aynı şey gerçi. Yiyecek sağlama işte beslenme oluyor falan filan. Temel ihtiyaçlar. Yani huzurun olmadığı, yani kafanı rahat etmediği bir şekilde aşağı inip de bilim sanat felsefe yapabilir misin? Yapamazsın. <laughs> Huzur edebilir misin? Edemezsin. Tek bir kaydan vardır hayatta kalmak. Eskiden hep şey yapardık. Arap ülkeleri şöyle falan derdik. Şimdi git gide. Git gide benziyoruz sanki yani. Bana öyle geliyor. Buradan öyle görünüyor. Buradan öyle görünüyor. Üzgünüm. Boğazım düğümleniyor. İyi değilim. Sizin de iyi olmanızı istemiyorum. Ama aptal sapta şeylerle birbirimizi de kırmayalım. Kalbimizi kırmayalım. Ya bir olalım. Bir olmak zor değil. Benle bir Ak Partili, bir CHP'li, gönlüm istiyor ki bir de HDP'li, bir de diğer partilerden aynı şeye, aynı şeyi söyleyip aynı olaya aynı tepkiyi verip. Aynı bayrak altında yaşayabilelim. Bunu istemek çoksa ben bir, bir şey diyemem. Çok bir şey istiyorsan bir şey diyemem. Herkes eşit şartlarda yaşasın. Adalet olsun, demokrasi olsun. Ben de biliyorum ülkede demokrasi var mı? Yok. Bunlar ayrı konular. Bak ben bunları söylemiyorum. Bunları tartışmıyorum bile. Ama ülkeye daha iyi yer, yerleri getirmek için daha çok çalışalım arkadaşlar. Genç arkadaşlar daha çok çalışın. Şu olan olaylar beni şu an daha çok hırslandırıyor. Daha çok şey yapacağım. Daha çok çalışacağım. Yılmayacağım. Pes etmeyeceğim. Gözyaşlarımı tutacağım. İçimi atacağım ama daha çok çalışacağım. Kafanızı ütüledim. Özür dilerim. Ama gerçekten çok sinirliyim. Canlı yayın yapmak istemedim. Böyle bir kayıt yapmak istedim. Hepimizin uğrunda e, savaştığı, Uğur'un da birçok kalleşik yaptığı bütün pislikler bunu birazdan şimdi ekleyeceğim. Başta ekleyecektim ama son eklemeyi daha doğru buluyorum ya da başa da ekleyebilirim bilmiyorum. İşte bu küçük soluk mavi ışık dünya dediğimiz ışık. Biraz aklınızı çalıştırın. Bu dünya aynı Türkiye'de dediğim verdiğim örnek gibi aynı uçaktayız. Başka bir gezegenimiz şu an yok. Başka bir kaçacak delik yok. Başka bir çaremiz yok. Ya bir olacağız ya hep birlikte e, geberip gideceğiz. Başka bir çaremiz yok. Kaçamazsın. Sonu yok. Sevgilerimle hoşçakalın. E, hoşça kalın.